Keten tohumu bilinen en güçlü bitkisel omega 3 kaynaklarından biri. Ama biz izleyenleri hatırlatalım. Omega 3 deyince akıllarına sadece keten tohumu gelmesin, chia gelmesin. Chia keten tohumunun pahalı olan, bizde üretilmeyen, biraz daha pahalı olan, çok yüksek oranda omega 3 içeriyor. Yeşil yapraklı sebzelerin hepsinde bol miktarda omega 3 var. Öyle mi? Yeşilliklerden bol miktarda alırsınız. Roka, biz, tere, tabii, marul tabii, olur tabii, mu? Marulda niye balık, da var mı? Niye balıkta omega 3 var? Çünkü balık yeşillik yiyor. Hangi yeşilliği yiyor? Yosun. Yosun yiyor. Biz yosun yemeyen bir milletiz. Japonlar gibi değiliz. Ama biz Japonlardan farklı olarak çok fazla yeşil ot üretebilen, yeşil sebze üretebilen bir coğrafya zenginiyiz. Dolayısıyla yiyebildiğimiz kadar çok yeşillik yersek daha çok omega 3 kazanırız. Gelelim keten tohumuna. Keten tohumunun %60'ı yağ. Bu yağın %40'ı da alfa linolenik asit, yani bitkisel omega 3. Aldığınız zaman karaciğeriniz bunu EPA'ya ve DHA'ya çeviriyor. Ama keten tohumundan iyi faydalanabilmeniz için keten tohumunu öğütmeniz daha doğru. Çünkü öğütmezseniz önemli bir bölümü bağırsaklara da parçalanmadan kanalizasyona akıp gidiyor. Ama keten tohumu öğütülürse, iyi saklanırsa, taze öğütülürse, bir de öğüttüğünüz zaman omega 3 yağları çok çabuk oksitlenir meydan. Çok çabuk. Güneş ışığından, havadan, oksijenden temas etmemesi lazım. Onun için koca bir şişe, bavul, keten tohumunu, tozunu alıp kullanmaya kalkmayın. Açtığınız, kapattığınız oksitlenir. İhtiyacınız kadar öğütün. 3 gün, 4 gün kullanın. Kapalı bir kapta, havasız, koyu cam bir kapta saklayın. Öyle kullanın. Ya da günlük öğütün. Miktar ne kadar? Maksimum doz hiçbir zaman 2 yemek kaşığını geçmez. Bunu bilin. Maksimum doz. Normalde başlarken 1,5-2 çay kaşığıyla ya da 1 tatlı kaşığıyla başlayın. Çünkü keten tohumu aynı zamanda bağırsakları boşaltır hızla. Kabızlığınız varsa da orada bir yere alırsınız ama birdenbire bir kaşık yemek keten tohumuyla başlarsanız gaz, şişkinlik falan, felaket karın ağrısı ve ishalle çok canınız yanabilir, canınız sıkılabilir. Kademe kademe bir tık bir tık bir tık bir tık 3-5 gün arayla arttırın. Bağırsağınızın yumuşaması düzeyiyle ayar yapın. Bağırsağınızın dayanabileceği doza kadar rahat çıkın. İzleyen hanımlara bu gecenin bir hoş bonus olarak keten tohumunun içindeki lignanlar nedeniyle daha ziyade kadınlar için muazzam bir destek olduğunu hatırlatalım. Fibrokistik meme hastalığı olanlar, ailesinde meme kanseri genetiği olanlar öyle kullansınlar. Mi? Böyle bir de yanlış bilgi var. Keten tohumunda östrojen var. Östrojenleri aktive ederseniz meme kanseri. Tam tersine keten tohumu meme kanserinden korunmada önemli bir alternatiftir. Ayrıca besinsel değeri çok yüksek. Osmanlı askerlerinin, ecdadımızın, hatta geri gidelim İskender ordularının başarısı ceplerindeki keten tohumundan kaynaklanır. Keten tohumu tok tutar, karın doyurur, besin değeri yüksektir, bağırsakları çalıştırır, aklınızı çalıştırır. Yani çok fazla işe yarayan bir besinden bahsediyoruz ve bizim daha çok keten tohumunu mutfaklarımızda yer açıp kullanmamız lazım. Değil mi? Gerçekten öyle bir gerçeğimiz var. Onu anlıyorum sizin sözlerinizden. Yemekleri mi yoksa böyle bir kür yapıp onu sabah kahvaltıda... Salatalarınız. Yani şey bizim kültürümüzde salata kültürü çok güzel bir kültür. Çorbalarınız çok güzel bir kültür. Çorbaya çok yakışır keten tohumu. Salataya çok yakışır. Yoğurtla benim tavsiye ettiğim özellikle kabızı olanlar için, kabızlık sorunu olanlar için yarım bardak kadar yoğurt sabahtan 2 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığıyla başlasınlar. Cevaba göre miktarı haftalık olarak arttırırlar. Yoğurdun içine öğütülmüş keten tohumu. Aç karnına mı? Sabah fark hayır. Daha hemen yemesinler. Tarifi anlatayım önce. Yarım bardak yoğurt. Evet. Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığından arttırarak 1 yemek kaşığına kadar olmak üzere öğütülmüş keten tohumu. Üzerine 2 tane kuru mürdümeri kuşbaşı doğrasından alsınlar. 1 tane incir kuşbaşı doğrayıp alsınlar. 1 tane ve 2 tane de gün kurusu kayısı doğrayıp alsınlar. Karıştırsınlar. Buzdolabına koysunlar. Keten tohumu yoğurdun içinde suyla temas ettiği zaman musilaja uğrar. Yani şişer ve jelifiye olur. Çok güzel söylüyor. Jel halini alır. Ve onu akşamleyin iftarla sahur arasında afiyetli yesinler. Hem Ramazan'da kabızlık biliyorsunuz artar iki öğün yediği için. Hem kabızlığı önlerler hem de çok ciddi bir ara öğün almış olurlar. Hatta sahurda yesinler.